Bir şey mi eksildi ha? Yani anne ne yapıp edip beni şu hamama getirdin ya, inanamıyorum sana ya. İşe geç kalacağım. Kız sus, bir su dökün, bir su dökün. Ne var yani? İşe öyle pis yağlı saçlarla mı gideceksin ha? Hah anne, benim bir işim olduğunu hatırlaman ne kadar güzel ya. Senin şu hamam sefan yüzünden işe geç kalacağım diyorum. Evladım ne var burada? Oh ter döküyorsun işte. Şşş, bak şurada oturan beyefendi var ya, oynarken gözünü senden alamadı. Ay teşekkür ederim ya. Harika oynadın Kısmet abla. Aa, ne yapıyorsun kız? Yaşıt sayılırsınız siz. Küçük de cebimize gir ayol. Eyvah. Başlama gene annem, kurban olayım. Benim kızım 29 yaşında. 32 yaşındayım anne. 29 yaşındasın. Aa, doğurduğum çocuğu benden iyi mi bileceksin sen? Biz onu nüfusa erken yazdırdık. Ya komik olma anne, nüfusa erken yazdırma diye bir şey olur mu hiç? Olur, olur. Senden önce bir kız kardeşim vardı, rahmetli oldu. Onun nüfusuyla karıştırdılar. Kalk, kalk. Bak bak, el alem kızlarına bak. Nasıl kıvırıyor. Kız kalk, işini yap, biçimde yap. Hadi. Anne, benim işe gitmem lazım. Bak, bir sürü oğlan anası var, gördün mü? Kız belki birisine yenir de oğlunu alır seni. Hem de çalışmak zorunda kalmazsın. Ne güzel oturursun, evinin kadını olursun. Fena mı olur kız? Kısmet bulacağım diye elalem var ya elalem. Televizyon karşısında 60 milyonun önünde aylarca kaynanadırdır duruyor. Ah Allah'ım yarabbim. 29 yaşına geldin, hala bir nişanını bir düğününü göremedik. Anne ben 32 yaşındayım. 29. 32. 29. 32. 32 dersen bir daha, 32 dişini birden kırarım, haberin olsun. Peki anne. Kısmet! 32 yaşındayım ama hala kendime ait bir hayatım yok. İstediğim adama aşık olmama bile izin yok. Benim için iyi olanı herkes benden iyi biliyor. Ne giyeceğime, ne yiyeceğime, kiminle evleneceğime bile karar vermeye hakkım yok. Lafa gelince karta kaçmış, evde kalmış eşek kadar kızım. Ama iş evleneceğim kişiyi seçmeye gelince en iyisini büyükler bekliyor. Ama büyükler her şeyi bilmiyor. En başta kime aşık olacağım? Dur Şenaycığım, onun numarası vardı bende. Dur bakayım bir dakika. Günaydın. Günaydın Ayhan Bey. Ne haber fıstık? İyi, iyiyim. Siz nasılsınız Ayhan Bey? Ya sana kaç kere söyleyeceğim? Hasta olmadığı sürece bana Ayhan diyeceksin. Ağız alışkanlığı işte. Kahveni şimdi getiririm. Sen yaparsan içerim. Aksi takdirde ağzıma sürmem. Biliyorum. Sen var ya sen, harikasın be Kısmet.
Yani sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Biliyorum. Ailen değil mi? Evet Ayhan. Bana hiç ailenden bahsetmedin Kısmet. Sizi sıkmak istemedim. Niye sıkılayım canım? Çok şirin bir ailen varmış. Evet. Bizim oraları gerçekten şirindir. Hala o eski mahalle havasını taşır. Ev demek benim için huzur demek. Her sabah nasıl huzurlu ve mutlu uyandığımı anlatamam sana. Küçük bir çığ tadında bir afet gerçekleştirmenin zamanıdır. Deprem oluyor! Deprem oluyor! Ya. Deprem oluyor! Ya gerizekalı, komik olduğunu mu sanıyorsun? Deprem değil kızım, çeyiz öldürür insanı ya. Senin iyiliğin için tatbikat tadında bir şey yapıyoruz burada. Ya çıkar mısın odandan? Geç şuradan. Nefret ediyorum senden. Senden, bu odadan, bu çeyizlerden, bu hayattan nefret ediyorum. Ya 32 senedir nedir benim bu çektiğim ya? Ama neyse, az kaldı. Yakında Ayhan'ımla çok mutlu gün. Ayhan? Ayhan? Aşkım, merak etme. Senin bensiz, benim sensiz günlerimin bitmesine az kaldı. Koku da ne? Ay hiç tüp arızalandı da bahçeye çıkardım. Zehirleniriz mangalla. Dur ver ben bir bakayım. Aa gerek yok. Ben hallettim. Ay sen git tıraş falan olsana canım. Şu haline bak. Günaydın minik serçem. Günaydın baba ya. Çok ben yine çalışmıyorum. İçişleri Bakanı'na sor tatlım. Nerede ki? Bahçede. Ya gene ne işler karıştı annem ya, ama. Bu baban mı? Evet babam. Adı Hüseyin. Babam et kombinesi işinde çalışıyor. Dünya tatlısıdır. Bensiz ve Filiz Akınsız yapamaz. Filiz Akın mı? Evet. Babam Filiz Akın'a aşıktır. Biliyor musun bunu da bir tek bana söyledi. Yani biz sen bir de ben biliyoruz. Usta, yenge geliyor. Kolay gelsin oğlum. Sağ olun. Hüseyin, kolay gelsin. Pazara gideceğim, para lazım. Aa, tabii 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 hayatım, al. Hadi, hadi. Ya bu çok az. İdare et bugünlük. Ya bu tamam. Sen hep böyle yapıyorsun valla. Anladığım kadarıyla babanı çok seviyorsun. Evet, dünyadaki en sevdiğim adamdır. Babam olduğu için, yoksa asıl bilinci belli. Peki annen? Annenin aran kötü müdür? Yo, onunla da çok iyidir. Zaten kadının ağzı vardır, dili yoktur. Kısmet! Allah'ın cezası. Ay bu miskinlikle değil koca bulmak, sen işten de kovulursun. Polat! Aslan oğlum, hadi sofraya anne. Duyan da kızını Yunan'dan evlat edindin sanacak. Oğlunu nasıl çağırıyorsun, kızını nasıl? Polat onun gibi miskinlik edip beni delirtmiyor. Bak hamama gideceğiz, hala ortalarda yok. Ha, şimdi anlaşıldı senin tüpleri niye kurcaladın. Bir gün bir patlayacak, hamam yoluna gideceksin, haberin olsun. Aa, ne kurcalaması canım, Allah Allah. Yani arıza yapması benim suçum mu? Sen şimdi bırak tüp diye yaygara yapmayı da bir kilo kıyma ile bir kilo kuşbaşı hazırla. Polat gelip alacak. Ya şu yemekleri etsiz yapsan olmaz mı, yiyemiyorum. Ay dünyada et yemeyen tek kasap sensindir herhalde. Ne var? Kuyumcular da altın takmıyor. Onlar normal, ben anormalim ha? Akşama misafirimiz var Hüseyin. Ha, yine görücü mü gelecek? Ne demek yine görücü mü gelecek? Ha, ne demek yine görücü mü gelecek?
Ay bu kıza kalırsa evde kalacak. Niye anlamıyorsun sen? 29 yaşına girdi. 32. Ben doğurdum. Benden iyi mi bileceksin? 29. Ben onun yaşındayken iki çocuk annesiydim. 30'u gördü mü resmen evde kaldı demektir. Ya şu kızın mürüvvetini görmek benim de hakkım değil mi? Kör değil, topal değil, el ayağı düzgün. Ya niye onun da bir yuvası olmasın ha? Önce okul diye tutturdu. Önce okulun bitsin ondan sonra dedi. Tamam dedik. Tamam. Okul bitti. Sonra sekreterlik okulu diye tutturdu. 2 sene boyunca gitti geldi gitti geldi gitti geldi. Sonra ne oldu? İş diye tutturdu. İş bulacağım. İşte çalışacağım. Ne işi kızım? Hay bu hayırlı bir kısmet. Ol evinin kadını. Ama yok. Hep senden yüz buluyor. Tamam hanım tamam. Nasıl biliyorsan öyle yap. Ben sana kaç kere terliğini ortada bırakma demedim mi? Ay ne diyorsun Allah aşkına? Terlik diyorum terlik. Günaydın. Günaydın. Ay, komik çocuk. Bu da abin olmalı. Hayır kardeşim. Kesinlikle abin gibi duruyor. Ay iltifat ediyorsunuz. Hayır canım sen çok genç gösteriyorsun. Çok teşekkür ederim. Zaten anneannem bodur tavuk herden piliç görünür derdi. Ha, kardeşin okuyor mu? Hı hı. Ne okuyor? İstatistik. Chelsea Manchester United 3.5'a 5 veriyor. 1 lira yatırsak Gaziantep Ankara Gücü de 8.5 veriyor. Onların berabere kalma ihtimaline göre de 10 katır yükü tadında parayı indirdim demektir. Ulan derslerine bu kadar kafa patlatsaydın üniversiteyi kazanıp şimdiye başımıza profesör olmuştun. Öyle deme baba ya. Bir doçent maaşı sadece Beşiktaş'ta 3 oda bir salon ev kirası tadında. Babası hariç eşek oğlu. Senin o kadar bile maaşın yok. Şimdi yok ama hafta sonu İstanbul Üniversitesi öğretim görevlilerinin tümünün 1 yıllık maaşı kadar YTL tadında param olacak. Olsun düpedir. Öyle deme baba ya. İman tadında bu eleştiriler kırıcı oluyor ama. Kırıcı oluyormuş. Senin yüzündeki köseleden 20 çift terlik yapılır be. He? Sen hala terlik kılığında gez bakalım. Benim oğlum organizasyon işinde. Şuna soytarlık diyelim istersen. Aa, ayıp be. Sen yapma bari. Benim oğlum iş de seçmez yemek de. İş seçmeden ekmeğini kazanıp adam olmaya çalışıyor. Canım oğlum. Evladım. Ben sana terlik olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Şişt, hadi sen git şunun öteki tekini bul. Anandan medet umma. Bey bey. Öteki tekini bulamayan senin kızın. Bu kafayla giderse evde kalacak. Hamama beni de götürsen anne. Kemal Sunal tadında çarşafla ortalığı dikizlerim. Yuh, sabık tadında da bir dayak yersin. Anne, merdivenden çalılık tadında bir şey iniyor. Kısmet! Kısmet Hanım, buyurmaz mısın sanım efendi? Yok anneciğim, sağ ol. Ben aç değilim, işe geç kalacağım. Bu saçta değil senin işi. Bir odadan ötekine salmam. Bana bak. Kız bana bak, bana bak. Kız seni böyle gören olsa değil oğluyla evlendirmek öcü diye kaçar. Anne ya, sabah sabah başlama yine. Evlenmek isteyen kim? Anne! Belli Efendi hipodromundan aradılar. Beyaz atlı prens 2. ayakta koşup gelecekmiş. Arkadaşa bildir. Ne beyaz atlı prensi? Beyaz atlı prens atını sucuk yapıp şarküteri açtı. Sonra da bir güzel fırıncının kızını da aldı. Oh gül gibi yuvasını kurdu. Bunun haberi bile yok salak. Hayvanların uzumu yok Polat. Ne biçim konuşuyorsun kızım kardeşinle? Polat hayvan değil. Terlikse hayvan. Hüseyin. Senin bir an önce dükkanı açman gerekmiyor mu canım? Tamam tamam. Ağız tadıyla hadi iki canım, laf ettirmedin. Hay Allah'ım ya. Anneciğim ben kahvaltı etmeyeceğim. Aç değilim. İşe geç kaldım. Bana bak. Anne. Ha. Bu eksik etek böyle iş kadını ayaklarında gezerken biraz zor koca bulur kendine. Kırsın dizini otursun evinde. Ev kızı olarak daha kolay koca bulur ha. Bu. Ben dizimi kırıp oturunca cep telefonunun taksitlerini kim ödeyecek Polat Bey ha? Tamam o zaman. Telefon taksitleri biter bitmez işten çıkıyorsun. Duydun mu beni? Duydun mu? Sen benim işime karışacaksın da git kendine bir iş bul. Hadi ben kaçtım. Aa! Kız nereye? Nereye gidiyorsun?
akşama görücü gelecek. Ya anne, madem akşama görücü gelecek, niye hamama gidip kendimi gösteriyorum? Kız bir kızı 40 kişi ister, bir kişi alır. Ya anne, niye anlamak istemiyorsun? Ben evlenmek istemiyorum. Kız, o kadar meraklıysan git kendin evlen. Sus! Baban duymasın. Vallahi bacaklarını böyle ikiye ayırır. Ya anne, işe geç kalıyorum. İşmiş. Bizzata evlilik çağındaki kızı gidip evlilik psikoloğunun yanına verirsen böyle kafayı yer, evde kalır. Görüyorsun orada mutsuz çiftleri, sonra evlendirebilirsen. Senin bu mantığınla morgda çalışanların da ölmemesi lazım, öyle değil mi anne? Kız sus, kes sesini. Bak, bu görücüleri bulana kadar göbeğim çatladı. Kızım, çocuğun kendi işi var, evi de var, çöpsüz üzüm. Ne güzel, benim de çeyizlerim var. Hah, aferin, ağzımdan aldım, benden çok geçeceksin. Ya anne, niye anlamıyorsun? Evle, işle, çeyizle mutlu olur mu insan? Ya hangi çağda yaşıyoruz? Görücü usulüyle evlilik mi kaldı? Yavrucuğum, ben senin seçici usulüne de razıyım. Bak, işin şakası yok. 29 yaşına geldin. 32. 29. Kız, seni ben doğurdum. Benden iyi mi bileceksin sen? 30 oldu mu bitti? Artık çocukluğu, kel, pudu ne varsa o adamlara kaldın demektir. Anne. Hı. Benim erkek arkadaşım var. Anne. Ay kız, ne zaman buldun? Kız kimlerden, söylesene. Ay niye söyleyip de şu güzel anneciğini sevindirmiyorsun? Yeni değil anne. Eskiden beri var olan. Ha, şu kaç aydır yüzünü bile göremediğimiz hayalet adam. Beni öyle uydurma adamlarla başından savamazsın. Duydun mu? Ya anlamıyor musun? Zamanı gelince tanışacaksınız. Alıştıra alıştıra tanıtıyorum size. Gerçek yüzünüzü görürse ödü patlar. Beni iki günde der gider gider adam. Beni ailenle ne zaman tanıştırıyorsun? Ailemle mi? Evet. Yoksa patronundan utanıyor musun? Yok canım, ne münasebet. Bir ara tanıştırırım. İyi. Metin geldi mi? Geldi. Yani gelmedi. Tabipler odasına uğrayacaktı. Tamam. Bugün bir çift gelecek. Tamam, gelince ben haber veririm. Harikasın Kısmet. Teşekkür ederim. Ben size kahvenizi hemen getiriyorum. Allah. Alo. Şenay. Kızım, bomba gibi haberlerim var sana. Ayhan ailemle tanışmak istiyor. Valla. Beni hayatından silmen için yazdım. Hakkımda ne düşünürsün bilmiyorum ama sizlere dönmeme imkan yok artık. Birbirimizi aramayalım. Ben yolumu seçtim Nermin. Abi, yenge geliyor. Dönüşü olmayan bir yol. Sen de dilediğin gibi yaşamakla serbestsin. Hoş geldiniz. Hüseyin. Ha? Ben gidiyorum. Hayırdır, nereye böyle? Kuşum Aydın'ın programına. Ne işin var senin öyle programlarda hanım? Ne demek ne işin var programlarda canım? Ne var? Evde elim elim üstünde oturacağıma evin bütçesine katkım oluyor, fena mı? Ayrıca iki şakşak yapıyoruz, 20 lira. Bu arada kızın çeyiz taksitlerini ödüyorum. Yani benim için senin anlayacağın sosyal bir faaliyet. Hüseyin, geçen gün muhalla söyledi. Artık kadın acıları programına transfer oluyoruz. 25 lira veriyorlar, yemin ederim ki. Geçen gün bir kadınla tanıştım. Oğlu var. Ay bakarsın, kısmeti çıkar. Bırak bu işleri hanım. Ne demek bırak bu işleri canım? Seni duyan da kötü bir şey yapıyorum zannedecek. Yani bir anne kızını evlendirmek istemez mi? Bu kötü. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Senin kızın özürlü. Özürlü mü? Ne özürü varmış bizim kızımızın? İzdivaç özürlü. Yaşıtları iki çocuk sahibi oldu. Hatta onlar evlenme çağına geldiler. Ama sen istiyorsun ki senin kızın böyle dizinin dibinden ayrılmasın. Bak Hüseyin, doğa kanunu. İnsanlar doğarlar, büyürler, evlenirler. Tamam. Hadi sen geç kalma. Ay servisi kaçırıyordum az daha. Hadi hoşça kal. Tıraş olmayı unutma sakın. Sen sabah yeterince tıraş ettin zaten. Fidan Hanım, ben lavaboya kadar gidiyorum. 2 dakika telefonlara bakarsın değil mi? Peki Kısmet Hanım. Sağ ol. Kısmet nerede? Kısmet Hanım lavaboya kadar gitti. Tamam. Oo, Şevket Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, ofisime geçelim. Fidan abla, Kısmet yok mu? Kısmet Hanım lavaboda. Ayhan Bey de odasına gitti. Tamam, sağ ol. Hoş geldin Metin. Hoş bulduk Kısmet. Nasılsın? Harikayım. Dosyaları bırakmaya geldim. Hemen çıkacağım. Öğle yemeğine yetişmeye çalışırım. Beraber yer miyiz? Vallahi bilmiyorum. Eğer Ayhan Bey'le yemezsek bakarız.
Lan camı kıracağız, bu çıkmadı hala ya. Sen kimsin ya? Benim ben, Polat, Polat. Ay ne bu halin? Tanınmamak için kılık değiştirdim. Hem hafta sonu maça bununla beleş gireceğim. E niye geldin buraya? Akşama hazır ol, seni kaçıracağım. Yok sen cidden manyaksın Polat. Ne kaçırması ya? Daha bir hafta önce tanıştık biz. Ne yapayım kızım? Seviyorum. Allah Allah. Daha sözlenmedik bile Polat. Tamam. Akşama hazır lan, söz yapacağız. Ne sözü Polat ya? Ciddi misin sen? Ciddiyim tabii. Seviyorum diyorum. İstersen gideyim adını vücuduma dövme yaptırayım. Anneci. Ay annem geliyor Polat. Çabuk saklan. Merak etme. Hayatta beni tanıyamaz. Kiminle konuşuyorsun bakayım sen? Terlikle anne. Terlikle mi? Evet bak. La 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 la. Anne. Çekilin ben. Böyle bir adamla ne kadar mutlu olabilirim ki Ayhan Bey? Yuh diyorum sana. Bak yuh. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz ne kadar kaba bir adam? Kaba olabilirim. Ama en azından seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ya ben yapmıyorum sanki. Duyan da benim hayatımın sazcaz olduğunu sanır. Aha, saz az kalır. Bence telli çalgılar orkestrası gibi hayatın. Çok şey mi istiyorum ha? Çok şey mi istiyorum? Annen gibi olmamı istiyorsun. Annem şöyle yapardı, annem böyle yapardı. Habire böyle. Bir kahvaltı, bir temizlik istemek. Birkaç oyunu değiştir demek. Annem olmanı istemek oldu ha? Sen daha çok kedinin ciğere baktığı gibi böyle bakarsın be ya. Biraz sessiz olsam olur mu? Senin sessizliğin ikimize de yeter. Bir Şopan atasözü der ki, herkes kendi kapısının önünde böyle sessizce otursa tüm dünyada çıt çıkmaz be ya. Ne yapsan beğenmiyorsun. Beğenmiyorsan gidip başka bir kadın bulursun. Merak etme. Seni boşar boşamaz bulacağım. Bugüne kadar hep çocuk için sabrettim ama artık yeter. Her gün kavga dövüş içinde büyüyeceğine ayrı ama mutlu anne babası olsun daha iyi. Ya lütfen sakin olur musunuz? Lütfen şöyle oturun. Lütfen oturun ya. Rica ederim. Bir oturun ya. Aa, bakın ben de kabalaştım. Size içecek bir şeyler bile sormadım. Birer kahve içeriz değil mi? Nasıl olsun kahvelerimiz? Şekerli. Sade. Bakın, bak görüyor musunuz? Sen de sade içsen ne olur? Alt tarafı aynı cezvede kaynayacak işte. Sen şekerli içsen ne olacak? Peki kahveleri orta yapmama ne dersiniz? Olur. Bana da uyar. Bana da uyar. O zaman ben hemen kahvelerimizi söyleyeyim. Efendim Ayhan Bey. Kısmetçim, bize 3 orta kahve lütfen. Tabii hemen. Bayram. He. Ayhan Bey'in odasına 3 orta kahve acil olacakmış. Bak bir şopar atasözü der ki, her kim acele gider o illerdeki trafik polislerine cezayı sipali cizide bayılır. Sana o kızı bu gevezelikle zor verirler. Gevezeliğim de değil be. Gırnağına çalamam diye vermiyorlar papatyayı bana. He. Enstrümantalist olacağım diye bir kural mı var be? Ama kursuna gideceğim. Öğreneceğim, alacağım papatyayı be ya. Bak hala konuşuyor. He. Hadi koş, Ayhan Bey kahve bekliyor. He. Senin de acil tabipler odasına gitmen gerekmiyor muydu Metin? Ah, unutmuşum. Yavaş yavaş. Kolay gelsin kızım. Sağ ol. Bu da aşık mıdır nedir, bir şey aklımda tutamıyor. Kız Ferdane, sakın kocan anlamasın programın öğleden sonra olduğunu. Ay yok, anlamaz o. Onun gözü Türk filmlerinden başka bir şey görmüyor. Semra Hanım'ı rahmetli Turgut Özal'ın karısı zannediyor. Neden Semra Hanım tekrar gündeme geldi diye bana soruyor. Kız, kuşum Aydın'a gidiyorum deyince hani adam Aydın'ın kuşu falan... Adam yanlış anlamasın ha. Ya olur mu olur. Ama boş ver. Varsa bizimkisi de biraz kültürsüz olsun. Aman aldırma. Kültürlü kültürsüz evinin direğidir. Öyle öyle. Ferdane Hanım hayırlı olsun. Kısmete bu gece görücü geliyormuş.
Ay evet. Çocuğun işi ve evi mükemmel. Ya işte hayırlısıysa bu sefer olacak. İnşallah. Kısmete de bir adam beğendiremediniz. Aa, o değil ayol. Biz beğenmiyoruz. Ha. Ay ben bir tuvalete gideyim. Ay içtik içtik çayları. Ay, stüdyoda da kimseyi bırakmıyorlar şekerim şişe. Aa o kadar oyna göbek at alkışla. Ne o biz makine miyiz? Aa pes. İçeride işler vahim kısmet. Sorun ne? Bence ortada sorun bile yok. Çocukları da var bunların. Delirmiş bunlar ya. Ne yapacaksınız? Belli ki birbirlerini çok seviyorlar. Ama ikisi de inatçı. Ya evliliğin bir ortaklık olduğunu ve her şeyden de eşit sorumlu olduklarını hala anlamıyorlar. Peki ne yapacağız? Kadına veya adama aslında evliliklerinin sandıkları kadar kötü olmadığını göstermemiz lazım. Ama nasıl? Siz o işi bana bırakın. Ne yapacaksın kısmet? Siz adamı ofisinizden dışarı çıkarın yeter. Sonra? Bakın şimdi. Şevket Bey, arabanızı sanırım ters bir yere park etmişsiniz. Bir dakikalığına bakmanız lazım. Aslında iyi park etmiştim ama. Araba mı çıkacakmış bir şey falan dediler de size zahmet. İzninizle. Psikolog Ayhan siz misiniz? Psikiyatr Ayhan ben değilim. Bir erkek. Oo öyle mi? Anladım. Ama bazen isimler ünseksi olabiliyor. Anlamadım. Ünseksi. Yani hem erkek hem kızların kullanabildiği demek istedim. Misal Hikmet. Hem erkek hem kadına olabiliyor. Bilmem örnek misalim isabetli oldu mu? Oldu oldu. Oldu. Şuraya yanaştırırsanız çok iyi olur. Şöyle şöyle şöyle. Gelin gelin böyle. Gelin, gelin. Şöyle tam sağ yaparsanız çok iyi olur. Gelin, gelin. Gelin. İleri. Biraz ileri. Geri gelin. Gelin, gelin. Acaba siz Ayhan Bey'in akrabası mısınız? Hayır, değilim. Anladım. Yani sizin de kocanızla bir takım sorunlarınız var. Siz de aile mahkemesi mi gönderdi buraya? Vallahi bu gidişle bütün mahkemeleri dolaşacağız. Ama sorunu yaratanı görmek için geldik Ayhan Bey. Evet. Çok iyi bir psikologmuş. Ben de ondan geldim. Bacım, nedir bizim bu erkeklerden çektiğimiz? Ya sorma. Seninki seni dövüyor muydu? Sıkıyorsa dövsün. Vallahi benimkinin Allah'ı var. Bir tek içince döver. O da aşamdan aşama. İyi yapıyorsun boşayarak o hıyarı. Yok kız. Ben dövdüğü için gelmedim. Erkektir, döver de sever de. Başka bir kadın mı var? Bir değil, benim ikiden okumam var. Sen deniyor olmasın. Ne? Hı? Ama hepsi iyi kadınlar. Kardeş gibi geçinip gidiyoruz. O zaman çalışmıyordur da bu adam. Nasıl çalışsın? 3 tane karısı var. Çalışacak hal mi kalır adamda? Allah'a şükür bizim gündelikten kazandığımız para bize yetiyor da artıyor bile. Sekreterinizi mi değiştirdiniz? Hayır. Aa, evet. Bugünlük kısmet biraz hastaymış da onun yerine. Beni arayan soran var mı? Beni diyorum beni. Telefonla arayan var mı? Bilmiyorum Ayhan Bey. Aa, ben cep telefonumu size mi verdim? Hayır. Tüh. O zaman telefonu yere düşürdüm. Nerede düşürdüm acaba? Aşağıda düşürmüş olabilir misiniz? Vallahi olabilir. Birlikte bakabilir miyiz? Tabii neden olmasın? Buyurun. Hayır telefonda değilim de içindeki numaralar çok önemli. O yüzden yani. Buyurun. Buyurun. Yazık be sana. Aman sen beni boş ver. Senin sorunun nedir? Biz şey... Ya somut bir şey yok. Anlaşamıyoruz işte.
Niye? Kocan işitme engelli mi? Hayır canım. O zaman dilsiz. Hayır canım, sapasağlam. İşsiz güçsüz mü? Yok, işinde gayet başarılı. Gelir de gayet iyi. Maddi sorunumuz yok yani. Anladım. Benimki gibi kuma getiriyor sana. Yok şimdi, Allah'ı var. Gözü de dışarıda değildir. İçip içip dağıtıyor. Yok, içkisi de kumarı da yok. Anladım ben sorunu. Kuş. Ötmüyor. Tam tersi şekerim. Şakıyor mübarek. Oo, maşallah maşallah. Ben bir şey anlamadım. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda, bebeniz de varmış. Niye sorunuz var? Ben hala hiç anlamadım vallahi. Mis gibi bir hayat. Aslına bakarsan bir inatlaşma oldu. Şimdi nedenini unuttuğum bir sebepten dolayı inatlaşmaya başladım. Hmm. Sonra da iş buraya kadar vardı işte. Hiç olmadı geriye bir adım atsaydı. Sen niye geri adım atmadın peki bacım? Doğruyu söyleyeyim mi? Sanki geri adım atarsam dizginler hep onun eline geçecekmiş gibi geldi. Bak bacım, benden sana bir cahil tavsiyesi. Ne sen ne de kocan beygirlik etmedikçe dizginlere gerek yoktur. Kocan da sen de birbirinize beygir gibi bakarsanız her zaman çifte yersiniz ötekinden. O senin kocan beygirin değil. Dizginleri eline almaya çalışma. Tabii o da seni dizginlemeye çalışmasın. Öyle mi dersin? Tabii canım, bir dene. Memnun kalmazsan boşanmak her zaman baki. Haklısın galiba. Hı? Sen de maşallah evlilik terapisti gibiymişsin ha? Tabii canım, ben 6 aydır... Hayat tecrübesi işte. Öğretiyor insana. Ben evlenmedim ama o kadar çok mutsuz çift gördüm ki. Evlilikte nasıl mutlu olunacağını değil ama neden mutsuz olunacağını çok iyi biliyorum. Tekrar her şey için teşekkürler Ayhan Bey. Ne demek? Siz birbirinize sıkı sıkı sarılın. En güzel teşekkür bu. Ha, benim için ayrıca ufakta da öpün. Tamam. Hadi bakalım. İyi günler, mutluluklar. Ya sen harikasın Kısmet. Nasıl becerdin bu işi? Vallahi meslek sırrı, söylenmez. Bu işi de hallettik. Hadi bakalım iş başına. Peki Ayhan Bey. Selam Fidan. Selam. Kısmet. Efendim Metin. Bu ne hal? Ya sorma Metin. Bundan sonra ofisin temizliğini ben yapacağım. Yok artık. Ayhan Bey mi söyledi? Hı hı. Zamanlamam için bu şartmış. Ayıp ama ya. Vallahi sabahtan beri silip süpürmediğim yer kalmadı. Kızın ilgisi bu kadar da suistimal edilmez ki. Dur sen dur. Eyvah, bu beni ciddiye aldı. Bu yaptığınız ayıp ama Ayhan Bey. Ne yapmışım ben Metin? Ya Metin, yok öyle bir şey. Sen karışma Kısmet. Üstelik böyle bir durumda bana Ayhan Bey'i de savunma. Bir dakika. Neler oluyor? Ayıp oluyor. Bu kız sizin köleniz değil Ayhan Bey. Ya hepsi benim suçum. Metin beni böyle görünce ben de temizlik işlerini bana yaptırdığınızı söyledim. Ben sana Metin'e bir şey söyleme demedim mi? Hani gizli gizli yapacaktık? Yok daha neler. Kusura bakmayın Ayhan Bey ama yarın da bana siz arabanızı yıkatırsınız. Fena fikir değil aslında. Bayağı bir kirlendi. Şuna bir el atsana Metin'cim ya. Fırça çiziyor yalnız. Süngerle yıkarsan çok sevinirim. Sizce çalışanlarınızı sömürmek komik mi şimdi? Komik tabii Metin. Ne temizliği Allah'ını seversen ya. Sana bir şaka yapayım dedim. Sen de ben inandın canım. Aşk olsun Metin. Beni hiç tanımamışsın. Ben böyle şeyler yapacak adam mıyım ha? Nasıl yani? Üf, çok uzun hikaye. Gel ben sana anlatırım ya. Hemen ciddiye aldın ya. Gel. Allah senin iyiliğini versin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. Buyurun. Kolay gelsin baba. Para mı lazım Sıpa? Yok be baba. Ne parası? Çıkartadığında bir uğrama değildi bu. Yediğin portakalı bana anlatma. Annen geldi sabah bir fasıl tıraş etti. Bir de sen başlama. Ne kadar lazım? 80 milyon nakit. Oha. Ne yapacaksın lan o kadar parayı? Özel bir mevzu baba. Yine kuyumcudan söz yüzü alacaksın değil mi? Senin harcadığın parayla kuyumcu dükkanı açılırdı. Öyle deme. Bu defa ciddi. Sen ve ciddiyet. Yan yana gelmeyecek 2 tane kavram. Bak kuruldu düzen. Gel burada çalış. Ben kendi işimi kuracağım. Öyle mi? Uğurlar olsun. Zaten seni şımartan hep annen oldu. Ne bu ya? Vermeyeceksen vermeyeceğim de. Ben senden para istedim. Azar tadında nasihat değil. Şşt. Sıpa.
Gel buraya. Aslan babam benim be. Sen var ya babaların kralısın ha. Marlon Brando bile senin yanında sıfır tadında baba kalır. Git. Kes yağcılığı. Şşt. Bu defa kızı elinden kaçırma, olur mu? Bugün bir dünya rezil ettim kendime. Bak bir şopar atasözü der ki... her kim canlı yayında vereceğim bir demez, o rezil olmamış demektir. Uydurma Bayram ya. Senin o uyduruk atasözlerini dinleyecek durumda değilim şu anda. Niye uydurayım be ya? Şimdi ben yaşlanıp ölünce ne olacağım? Çocuklarımın, torunlarımın atası olmayacağım. O zaman bu söylediğim sözler atasözü olacak. Of Bayram, of. Koyun can derdinde kasap et. Abi, et balık kurumunun müdürü muamelesi yapma bana be. Ben seni dostun olarak söylerim. Hem biz de aşk yarası nedir biliriz. Bize de sevdiğimizi vermediler be. Bizde tek müzik aleti çalamaya çocuktum. Küçükken bu öyle pek sorun değildi. Ama büyüdüğümde... elimde zanaatım olmadığı için... sevdiğim kızı bana vermediler. İşte bu yüzden... ben de o günden beri ırs yaptım. Bir yandan burada çaycılık yaparken... diğer yandan klarnet kurslarına yazdım. Bayram. Heh. Merak etme. Bir gün gelecek. Sen de ben de sevdiğimize kavuşacağız. İnşallah be ya. Kısmet'e dostu olarak çok söylemeye çalıştım ama dinlemedi. Ayhan Bey'e duyduğu aşk tek taraflı. En acısı da bu, biliyor musun? Asla gerçek olmayacak bir aşkın peşinden koşması. Ayhan Bey onunla ilgilenmiyor bile. Seni anlıyorum kardeşim. Bir şopar atasözü der ki... her kimin basuru vardır, o acı yemişsin be ya. Her gün aşık olduğun kadından... aşık olduğu başka bir adamı dinlemek ne demektir bilemezsin sen Bayram. Bir çay daha verir mi be? Ver hadi. Ya da boş ver Bayram, bugün çok içtim ben. Tüh. Kısmet, ıslak mendil gibi bir şey var mı? Üzerime ketçap döktüm. Tuz Ayhan Bey, en iyisi buraya tuz dökmek, ben getireyim. Ben aptalım. Hı? Ve bunun için senden özür diliyorum. Aman o nasıl söz? Herkes sakarlık yapabilir. Hayır, sakın sözümü kesme. Otur şöyle. Bunları açıklayacak gücü bulmak için aylardır bekliyorum. Aylardır mı? Evet. Sen bu iş yerine adımını attığın ilk andan beri bunları sana söylemek istiyorum. Neyi? Seni seviyorum Kısmet. Beni seviyor musunuz? Evet. Ve benimle evlenmeni istiyorum. Bana evlenme mi teklif ediyorsunuz? Evlenmek mi? Ben kaderimi birleştirmek istiyorum. Seni seviyorum Kısmet. Ben de seni seviyorum Ayhan. Biraz eğilir misin? Tabii. Seni seviyorum Ayhan. Seni seviyorum Kısmet. Seni seviyorum Ayhan. Seviyorum. Ben de seviyorum, 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 seviyorum. Beni mi seversin be abla? Ay, ne dedim ben? Ya seviyorum dediği ya Kısmet abla. Ben de seni çok severim, biliyor musun Kısmet abla? Sağ ol. Seviyorum dediysem çayını demek istedim. Çayını çok seviyorum. Teşekkür ederim ablam. Keşke herkes senin gibi dürüstçe,
Külünüz cesti öyle zey buldu. Tavşan kanı be mübarek ablam. Evet. İçsene ablam. Ay içeyim değil mi? Deliler gibi sevdiğime göre içmek lazım. Şimdi bir şopar ata sözü der ki... ...gülü sevin kaldırıp kenarında çiçek satamaz der. Metin abim yok mu? Yok. Postaneye kadar gitti. He. Çok iyi adam be ablam. Yani kız olsam aşık olurdum diyorum be ablam be. Akrabalarına falan ayarla o zaman. Be bir şopar ata sözü der ki... kim bir izdivaca sebep olur... ...düğün orkestrasında sipaliyi de o toplar. Hadi çok işim var Bayram, beni meşgul etme ya. Pırlanta Metin abim gelince haberim olsun. Abla, senden iyi olmasın muhabbeti on numara. Yani o insan değil. Ya bir insan değil, vallahi insan değil. Bu melek bu abla, melek melek. Bayram, bir şopar atasözü der ki... ...kim kısmeti boş yere meşgul eder, o bir ton sopa yer. Tamam, çıktın be ablam, ne kızarsın be? Ya gene de demeden edemeyeceğim. Öyle bir şopar atasözü yoktur bilesini. Şopardan çaycı ancak bu kadar olur. Şuna bak. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sözlüğümle yüzük bakıyoruz. Sözlüğün mü? Nerede? Evde. Evden vitrini görmesi zor olmuyor mu? Hayır. Yani ben buradan yüzüklerin fotoğraflarını çekiyorum. Ona mesaj gönderiyorum. O da bana beğenip beğenmediğini mesaj atıyor. Ya kızın ailesi biraz mutassıp da evden çıkmasına pek izin vermiyor. Yüzükleri takayım kaçıracağım zaten. Kız kaçıracakmış. Sen keçileri kaçırmışsın. Şuna bak. Cep telefonuyla yüzük bakıyorlarmış. Baba mesaj geldi. Yok. Bunları beğenmemiş. Başka modelleriniz var mı? Var. Buyurun içeride mesajlaşın. Yalnız öyle çok pahalı modeller olmasın. Tabii tabii buyurun içeri geçin. Tamam. Evet yemek vakti geldi. Bir ellerimizi kıyalım değil mi Kısmet? Tabii. Alo. Şenay ben Kısmet. Kızım biz Ayhan'la yemeğe çıkıyoruz. Akşama anlatacak çok şeyim var. Vallahi anlatmak için çok sabırsızlanıyorum. Şimdi kapatmam lazım. Hadi bay bay. Ben bir arkadaşımla yemek yiyip geliyorum, tamam mı? Peki. Sen nereye gidiyorsun? Biz de Metin'le bir şeyler atıştırıp gelecektik. Bu arada üniversiteden bana asistanlık yapmak için birkaç arkadaş gelecek. Ben gelene kadar onları oyalarsın, tamam mı canım? Tamam. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Ya Metin, Ayhan varken benim başka biriyle evlenebileceğimi nasıl düşünebiliyorlar? İyi de onlara Ayhan Bey'den hiç bahsetmemişsin ki. Canım tam emin olmadan tanıştırmak istemedim. Kısmet, Ayhan Bey'in sana gerçekten ilgisi olduğunu emin misin? Ne demek emin miyim Metin? Ben salak mıyım? Hem bugün bana ne dedi biliyor musun? Sen olmasan ben ne yaparım Kısmet dedi. Belki iş için söylemiştir. İyi, tamam. Hadi diyelim onu iş için dedi. Ya benim ailemle tanışmak istiyor. Buna ne diyeceksin ha? O da beni seviyor Metin. Madem öyle sana karşı biraz daha ilgili olması gerekmiyor mu? Ya ne anlamıyorsun Metin? Adam patronum olduğu için uygun olmaz diye düşünüyordur. Yani benden iyice emin olmak istiyor. Peki geçen akşam tabipler odasının yemeğine beni götürmesine ne diyeceksin ha? Kısmet beni de götürdü, bana da mı aşık? Ya saçmalama. Ya onca insanın arasında tuzluğu benden istemesine ne demeli ha? Üstelik ona yakın bile sayılmazdım. Yanındaki adam 70 yaşında bir doktordu. Adamdan tuzluğu tam 3 kere istedi. Adam da duymadı, bu yüzden senden istedi. Ya Metin, var ya dostum olduğunu bilmesem Ayhan'la aramıza gireceğini zannedeceğim ha. Ah be Kısmet be. Bir aranız yok ki aranıza gireyim. Aç artık gözlerini be. Sevgili arkadaşlarım, söz törenime hoş geldiniz. İyi de Polat, ortada kız yok. Nasıl sözleneceksin ben anlamadım abi. Oğlum bu tribe hasta olacak Atça.
Romeo tadında bir şıklık yapacağım. Ne yapacağım? Bak şimdi abicim. Tut şu balonları. Balonun ucuna söz yüzüğünü bağlayacağız. Sonra balonu onun penceresine doğru bırakacağız. O alıp takınca siz alkışlamaya başlayacaksınız. Sen de müziği başlatacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi yürüyün. Geç. Müzik! Maestro! Ay Polat, sen delisin. Balonu yakala aşkım. Yüzük ucunda. Aşkımın kanıtı tadında parmağına tak. Ne yapıyorsun sen balkonda? Baban görse seni de beni de öldürür. Gir içeri. Aa, bu ne bu? Ay bu serseriler sana balonla mı mektup gönderiyorlar? Balonlar gidiyor oğlum. Ne bakıyorsun lan? Koşsana. Balonlar gidiyor. Geliyorum. Balonlar, koşsanıza oğlum. Koşsanıza lan. Koşsanıza. Ya mavi balon uçuyor. Geliyorum. Gir içeri, gir. İyi günler. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Ayhan Bey ile görüşecektim. Randevunuz mu vardı? Staj için geldim. Staj için mi? Hı hı. Diyorum ki bu hastalarla ilgili her şey. Ne vardı kısmet? Şey, öğlen yemeği için bir şeyler ister misiniz diye soracaktım. Evet, isteriz. Bence şampanya ve havyar iyi olur hayatım. Hayatım mı? Evet, hayatım. Tabii böyle bir adamı sana bırakacağımı sanıyorsan çok aldanıyorsun. Bu kadın neler söylüyor Ayhan Bey? Üzgünüm kısmet. Baksana şuna. İnsan dayanabilir mi buna? Ha? Ha? Ayhan Bey burada mı? Ayhan Bey'in acil çıkması gerekti. Bir hafta burada olmayacak. Siz bir hafta sonra gelin. Hatta garanti olsun, siz iki hafta sonra gelin. Hatta ben sizin yerinizde olsam hiç gelmem. Peki, iyi günler. İyi günler. Maşallah asistan adayı değil, güzellik kraliçesi. İşçi değil, başımıza iş alacağız. Hadi canım, iyi günler. Düz git. Düz. İçeri gir be birader, düşeceksin. Devam et. İçeri gir birader. Başımı belaya mı sokacaksın sen benim ya? Kardeşim nereye gidiyoruz? Adam gibi söylesene. Bir saattir dolanıyoruz burada ya. Sana ne kardeşim ya? Tam yolu bilmiyoruz işte. Hazerben tadında geziyoruz, fena mı? Taksimetren yazıyor mu yazmıyor mu sen ona bak. İyi de birader, bir yere gitmiyoruz ki. Sağa sola geriye dönüp duruyoruz. Rüzgar yüzünden. Rüzgar karışık esiyor ya. Bir yöne esseydi gerek kalmayacaktı. O yöne gidecektik. Ne rüzgarı birader? Benle dalga mı geçiyorsun sen ya? Durma kardeşim. 80 günde devre alem tadında balonlar gidiyor ya. Ne balonu ya? Uçan balon. Bak, uçan balon bak. Bir tane akıllı rastlamaz ki bana zaten. Durmasana, yürüsene. Yüzük var ucunda balonların ya. Michael Schumacher tadında gazlasana birader. Balonların ucunda yüzük mü var? Evet. İn kardeşim. Seni bir tek Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına götürürüm o kadar. Yüzük kardeşim, balon gidiyor, yüzük gidiyor. Gazlasana oğlum ya. LPG tadında ateşlesene motorunu ya. Hiçbir yere gitmiyorum. Öde paramı, in aşağı o kadar. Para mı? Bir de para mı istiyorsun? Lan senin yüzünden yüzük gitti. Ben seni Mike Tyson tadında ısırmaz mıyım? Tutmayın beni! İyi günler, Ayhan Bey muayenehanesi değil mi? Evet, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Asistanlık görüşmesi için geldim. Maşallah, tıp fakültesi mi? Mankenlik ajansı mı belli değil. Şöyle bir döner misiniz? Neden? Kıyafetinizi çok beğendim de bir de şöyle arkadan göreyim diyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Şey, Ayhan Bey çıktı. Bugün gelmez. Yarın da bir akrabasının düğünü için yurt dışına gidecek. Siz 2-3 hafta sonra falan gelin. Teşekkürler. İyi günler. Rica ederim, ne demek. Kıyafetinizi de güle güle giyin. Kısmetçim, şunlardan birer fotokopi çeker misin? Tabii Ayhan Bey. Gelen giden var mı?
Yok, hiç. Bir sürü insan gelecekti. Niye gelmediler? Enteresan ya. Merhaba. Buyurun. Asistanlık görüşmesi için gelmiştim. Asistanlık için mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen Ayhan Bey'e haber vereyim. Teşekkür ederim. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yar vardırım. Anne ya. Evet canım. Evde hiç çikolata kalmamış. Şu kısmetsiz kısmete bir görücü bul da biraz çikolata tadında bir şeyler yiyelim. Buldum aslan oğlum, buldum. Bu akşam geliyorlar. Hadi üstüne düzgün bir şeyler giy. Ama ben biraz gecikebilirim. Mesai tadında bir işe gidiyorum. Ne işi bu evladım? Organizasyon tadında bir iş var anne. Hadi git, git hemen. Akşam da erken gelmeyi unutma, tamam mı? Aban da çalışkan oğlum benim. Şu ablanı bir evlendirelim. Allah'ın izniyle sıra sana da gelecek. Evet anne ya. Onun yüzünden ben de evde kalacağım. Erkekler evde kalmaz oğlum, merak etme sen. Hadi çabuk git gel. Güzel oğlum, yakışıklı oğlum. Evreşe yolları dar, dar. Al bunları yukarı götür. Tamam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim gelinliğimi satmadın değil mi? Kızım iki elim kanda olsa yine satmam. Dur bakayım. İki elin kanda değil ama tek gözün kanlı. Gene vurdu sana değil mi? Yok canım. Kapıya çarptım. Hı, öyledir. Maşallah döner kapılar bile senin kocan kadar çarpmıyordur insanlara. Kızım sana görücü gelmeyecek mi bu akşam? Üf, gelecekler. Vallahi Ulu Önder'in dediği gibi geldikleri gibi giderler. Annem buraya geldiğini biliyor mu? Biliyor biliyor. Dünya yıkılsa buraya gelmeme itiraz etmez. Gelinlikleri görüp de canımın evlenmek isteyeceğini zannediyor. Ne oldu anlatsana. Meraktan çatlayacağım. Demek Ayhan ailenle tanışmak istiyor. Bence bu iş bitti kız. Sana ilk söylediğimde inanmamıştın değil mi? Bak geçen gün oturuyorum ofisteyim. Havalarda bayağı ısındı. Ya, ya. Yazları genelde sıcak olur. Hüseyin. Kısmet yetmiyormuş gibi bir de sen aksilik çıkarma. Ya anne karım nerede ya? Sus bakayım sen. Ne dedim sana? Sen hiç konuşmayacaksın. Ya çikolata getirmiştik. Bari onu verseler de ağzımız tatlansa bari ya. Şşt. Çıtın çıkmaz. Yoksa evde çikolata falan yok. Ya karı yok, çikolata yok. Ne biçim iş bu ya? Allah Allah. Espri yapıyor, espri. Espri yapıyorum, espri. Espri. Ferdane. Bu herif eble. Daha iyi olanı sen buldun mu evlendirelim? Oğlunuz burnunu karıştırmadığı zamanlarda ne işle iştigal ederler acaba? Şşt, çek elini. Ne karıştırması canım? Burnu kaşınmıştır. Ya. Toz alerjisi var da ya. Burnunu karıştırsa iyi. Mancınık yapıp sağa sola atıyor Ferdane. Beyaz eşya dükkanlarımız var. Oğlumuz evlenince ona da bir dükkan açacağım. Maşallah. Güzel. Maşallah. Çok akıllıdır maşallah. Uy, bu adamla evleneceğime gider bir odunla nikah yaparım daha iyi. Uy. Korkma kızım, benim. Ödüm patladı değil mi? Asıl yüzünü açınca ödüm patladı. Kızım sen harcanıyorsun ha. Çıkıp bir yerde stand up yapsana. Ay! Ay! Ne oluyor? Yok bir şey anne. Oğlun kendine yeni takım elbise almış da onu gösteriyor. Çocuk ekmek parası kazanıyor. Sen onunla kardeşinle dalga geçiyorsun. Aferin kızım sana, aferin. Allah'ım yarabbim, ayı kılığında beni korkutan o, suçlu olan benim. Sus! Ben senin ne mal olduğunu bilmez miyim? Gıkın çıkmasın, gıkın! Anne, buna dikkat edin. Yine evlenmemek için her türlü numarayı çevirir bu kısmetsiz. Hele bir yapsın, hele bir yapsın! Ben ona ne yapacağım gösteririm. Hmm. Bana laf yetiştireceğine sen kendine bak, ayı! Bu seferki enişte nasıl acaba? Hemen üstümü değiştirip bir bakayım.
Aman geç kalma. Üf, düşün kısmet, düşün. Ha demek kasaplık yapıyorsunuz. Ya. Evet efendim. At eti falan satıyor musun amca? Yok yavrucuğum. Daha çok öküz eti satıyoruz. Ha. Eğer boş vaktin olursa bir gün dükkana gel. Orada tanıdık birine rastlarsın belki. E inşallah. Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin'i. Ben buna kız değil sağlam raporu vermem be. Hüseyin. Sen git baksana aşağıdaki pencere mi açık? Ay omuzum tutuldu da. Çok doğru, haklısınız. Ya. Aa, omuzum mu tutuldu teyze? Ya. Teyze, ben seni çileyim mi? Otur. Ben evde babamı da çileyim. Allah böyle atıyorum yere. Böyle çileyim. Otur oğlum. Baba ne yapacağız? Bu sefer yalnızsın meleğim. Anan geçen sefer sana yardım ettim diye 1,5 ay başımın etini yedi. Bir ara yemin ediyorum senin yerine ben evlenmeye razı olacaktım. Ya baba benim aklıma bir şey geliyor ama. Hayırdır bir tanem anlat bakalım. Aman efendim hoş geldiniz. Kusura bakmayın mesaiye kaldım o yüzden bu saatte gelebildim. Ziyanı yok evladım. Anne. Hoş geldiniz. Kim bu? Kızın kardeşi oğlum. Hoş geldiniz. Vallahi ben bir şey yapmadım. Elimi bile sürmedim kardeşine. Yemin ediyorum sana. Vallahi billahi. Tamam. Tut tut. Eniştem çok esprili vallahi ya. Çok tuttum ha. Değil mi? Değil mi? Şu şakaları bizi de öldürüyor inanın. Anne. Bu tam ablama göre ha. Bir yazış yağmazdır. Ya! İnanmayacaksınız ama enişteme kanım nasılsın da anlatamam. Dur bakalım o kısmetse olur değil inşallah. Mi? Pencereyi kapattım hanım. Bir şey kaçırdın mı? Buyur baba otur. Yetsin. Yok. Biz de aslında konuya girmek için kahveleri bekliyorduk. Ay nerede kaldı bu kahveler? Kız aşağıda yapıyor birazdan getirir. Yeni mi bu? Yeni mi kırma? İyi. Daha ne var ne yok efendim? İyilik vallahi. Ay, izin verirseniz ben şu kahvelere bir bakayım. Siz bilirsiniz. Siz keyfinize bakın. Buyurun. Ay nerede kaldı kahveler? Duydunuz mu? Hayvanat bahçesinden bir ayı kaçmış. Baba ayı buluyor mu? Yok be oğlum ciddi söylüyorum. Her yerde onu arıyorlarmış. Bizim buralarda görünmüş. Neyse. Babamın muhabbetine doyum olmuyor. Size iyi görmeler efendim. Süper. Kız saat kaç oldu? Görücüler soruyor kahveler Yemen'den mi geliyor diye. Brezilya'dan de anne. Ronaldinho aradı trafik var. Biraz geç kalacağım dedi de. Bana bak. Senin Oğuz'un dilini çeker uzatır. Halanın yetine görücülerin önünü seriveririm. Kız sen beni evlat katili mi edeceksin kız? Hayır anne de sen beni görücü katili edeceksin ha. Yoksa kahvelerine fare zehri mi attın? Atmadım ama fena fikir değilmiş. Aa! Döküldü. Hep heyecandan anne. Ne heyecanı? Ne heyecanı? Bu sana gelen kaçıncı görücü? Peri Padişah'ın kızına bile bu kadar görücü gelmedi. Çekil kenara, çekil. Ben yaparım kahveleri. Hadi git sen de makyajını tazele. Tamam. Baba, buradan hayvanat bahçesine mi gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bu gece de bunun komikliği üstünde. Ben çok komiyimdir, bildiğin gibi değil ha. Enteresanmış. Ben hiç duymadım bu kaçan ayıyı. Akşam haberlerini izleseydiniz görürdünüz. Zaten haberlerde artık pek habere benzemiyor ama. Doğru. Ben de bu kaçan ayıyı orada duydum. Hem de bizim bu çevrede görülmüş. Ay korkutmayın beni Hüseyin Bey. İster misiniz şimdi karşımıza çıksın? Ha, yok canım daha neler. Evin içinde ayının ne işi var? Öyle ya doğru. Bakalım beni beğenecekler mi?
Elektrikler kesildi galiba. Kesildi. Allah Allah. Bir dakika. Bir dakika. Bir ses duydunuz mu? Yok. Ben bir şey duymadım. Hay Allah. Elektrikler de kesildi. Tam zamanını buldum. Bunlarda bir yerde mum olacaktı ama. Ben de duydum. Hayvan sesine benziyor. Allah Allah. Evet evet. Hayvan baba, sesiydi. Baba dile zor olmasın. Yok deve. Deve de olabilir tabii. Ama durun. Kaçın siz kaçın. Gel oğlum hadi. Kaçın. Kaçın. Tuttum. Ay ne oluyor ya? Görücüler kaçtı hanım. Saçmalama Hüseyin. Niye kaçsınlar? Ayı girmiş eve. Ne? Ayı mı? Ha? Şey diyeyim. Bir gün gelecek. Ben de aynen üstü şeylendirici gibi döktüreceğim şu klavet. O zaman papatyayı bana vermesiler de görelim. Ne olacak bu bizim durumumuz be bayram? Sana cazcı gibi klavet çal diyen yok ki hiç. Git kardeşim seni seviyorum de. Olmazsa olmasın. Ama sonuçta bilsin. Ya hayır derse? En azından bağrına taş basarsın. Göbersin sevdalı Marmara'nın serin sularına be Şukar kardeşim benim ya. Diyorsun. E ben demiyorum. Bir şopar atasözü diyor. Her kimin ülseri vardır o acılı adana yemesi. Her kimin aşkı senin gibi karşılıksızdır. Acısına katlanıversin diyor be ya. Ne diyeceğim peki? Ya açacak kısmete telefon. Ben seni seviyorum diyeceksin. Tabi harbi delikanlıysan. Ama lafa bak harbi delikanlıysan. Üşümüşsündür bir tanem, bunu getirdim. Yok baba sağ ol. Bu ayı kıyafeti fırın gibi tutuyor. Annem hala sinirli mi? Ya biraz sakinleşti. Telefonunu getirdim. Biri aradı. Ay, Ayhan mı aradı acaba? Şen'e yaramış. Ne oldu diye merak ediyordur kız. Annen de birazdan uyur, ben sana haber veririm, tamam mı? Tamam baba sağ ol. Ver şu telefonu, benimki ofiste kalmış. Kısmet'i arayacağım. Harbi mi? En harbisinden. Söyleyeceğim yani. Söyleyeceğim tabii. Ne bu be, yeter artık. İyi, söyleme ya. Sonunda be, sonunda. Allah'ım bu sefer ayağın olsun. Çalıyor. Hey. Bu numara kim be? Alo. İyi akşamlar Kısmet Hanım. Uzun konuşmayacağım. Ne olur sözümü kesme ve beni dinle. Kısmet, ben seni seviyorum.